Ben Betül Meşegür, Almanya doğumluyum. Bursa'da büyüdüm, üniversiteyi Bursa'da okudum. Gıda teknikeriyim aslında kendim ama yıllardır muhasebeyle uğraşıyorum. 40 yaşından sonra diyelim, kendimi keşfetme yolculuğuna çıktım aslında. Nefes seansı almaya karar verdim. Bir nefes seansıyla hayatımda birçok şey değişti. İlk nefes seansımı İstanbul'a almaya gittiğimde çok heyecanlıydım. Hayatımda neler değişeceğini çok bilmiyordum aslında. Nefes seansına girdiğim andan itibaren şunu fark ettim. Hayatımın tümü diyelim, insanları sevmekle, onlara bir şeyler yapmakla, herkesi mutlu etmekle geçmişti. Ve bu bir çaba halinde devam ediyordu. Ama kendimi görmediğimi, kendimi unuttuğumu fark ettim. O ilk nefes seansında ilk farkına vardığım şey bu oldu aslında. Kendimi unutmuşum ben. Kendim olmayı, kendimi sevmeyi, kendimle ilgili hayatta bir şeyler yapmayı. Betül tatmin mi değil mi? Mutlu mu, huzurlu mu gerçekten? Bu mutluluk bana ait mi? Bunları sormayı unutmuşum. Nefes seansından sonra fark ettim ki bir de Betül varmış. Betül'ün varlığı varmış. Betül'le ilgili bir şeyler yapsam neler olur diye düşündüğümde nefese devam etme kararı aldım. Ve orada yaşadığım duygu öyle ilginçti ki bana olan herkese olsun istedim aslında. Yani mutlu olmak bu kadar kolaysa, huzuru fark etmek bu kadar basitse, insanlar o zaman neden mutsuz? İnsanlar o zaman neden herkesi yargılıyor, kendini yargılıyor, eleştiriyor, dünyayı yargılıyor? Bunun için bir şey yapmak istedim. Ve bu yüzden nefes koçu olmaya karar verdim. Devamında koçluk eğitimlerine katıldım. Nevşah'tan nefes koçluğu eğitimi aldım. Nefes koçu oldum ve yaşadığım yerdeki insanlara dokunmak istedim aslında. Yaşadığım yerde Keşan'da ne yapabilirim? İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim? Ve kendim de mutluluğun peşinden nasıl gidebilirim aynı zamanda? Çünkü fark ettim ki ben bunu yaptığımda, nefes koçluğu yaptığımda çok mutluyum. Bu dünyaya bir nefesle geliyoruz ve bir nefesle gidiyoruz. Bütün yolculuğumuz, bütün yaşam yolculuğumuz bu iki nefes arasında geçiyor. Ve nefes aslında tüm yaşam deneyimimizi belirliyor. Tüm tecrübelerimizi aldığımız nefes belirliyor. Bu sebepten nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz diyoruz biz. Doğal nefesle geliyoruz bu dünyaya aslında. Doğal, bizim hiç karışmadığımız, direnç göstermediğimiz bir nefes doğal nefes. Doğal nefes bizim beyin sapımızın yaptığı bir refleks aynı zamanda. Bizim bedenimize hiçbir şekilde müdahale etmediğimiz bir nefes doğal nefes. Doğal nefesle aslında hayatımızda huzuru, mutluluğu, bolluğu, bereketi yaşamak çok kolayken 3 yaşından itibaren biz nefesimizi bozuyoruz. 3 yaşından itibaren işte hayatımızdaki birçok etkenden dolayı korkular, endişeler, bir takım dış etkenler. Bunlar sebebiyle nefesimizi limitliyoruz. Ve bu limitleyici nefes alışkanlıklarımız davranış haline geliyor. Ve hayatımızda bu davranışlarla yaşamaya devam ediyoruz. Bu şekilde yaşarken hayatımıza bolluğu, bereketi çekemediğimiz, aşkı çekemediğimiz, hayatımızdan tatmin olmadığımız, aslında kendimizi yaşamadığımızı görüyoruz. Yaptığımız nefes seanslarında kişinin bedeninde oluşan blokajlarla, limitleyici düşüncelerle, limitleyici nefes alışkanlıkları ile ilgileniyoruz. Nefes seanslarından sonra insanların hayatında daha rahat, daha pozitif düşünebilen, daha sağlıklı, daha mutlu, insan ilişkileri dahi daha iyi olan insanlar karşımıza çıkıyor. Ve bu şekilde nefesle aslında bir anlamda bu limitleyici nefes alışkanlıklarımıza son vermiş oluyoruz. Doğal nefes aslında doğru nefes ya da yanlış nefes diye bir şey, yani doğru nefes ya da yanlış nefes diye bir şey yok. Sadece doğal nefesimiz var. Buna doğru ya da yanlış diyen yine biziz. Aslında öyle bir terim de yok. Sadece doğal, olması gerektiği gibi olan, almamız gerekeni aldığımız bir nefestir doğal nefes. Bizim işimiz burada size nefesi öğretmek değil. Yani doğduğu anda nefesi bilen birine nefesi öğretiyoruz demek herhalde çok doğru olmasa gerek. Benim işim burada
Nefesi size öğretmek değil, bildiğiniz ve unuttuğunuz bir şeyi sadece hatırlatmak.